düzenli bir hayat yaşayan, sofra alışkanlığı olan, yemek açısından yani, egzersiz yapan, yani aktif kalan, işte beynini yeterince kullanıp aktif tutan insan diye düşünüyorum. Yani böyle her yediği, içtiği, yaptığı aktiviteyi sayan, hesaplayan, ona göre yaşayan bir insan diye tanımlamıyorum. Dünyanın konuştuğu Türk, obeziteye ve diyabete yol açan geni bulan bilim insanı. Amerikan Harvard Üniversitesi Genetik ve Karmaşık Hastalıklar Bölüm Başkanı Profesör Gökhan Hutamışgil, CNN Türk'te yayınlanan 5N1K programına konuk oldu. Sağlıklı insanı işte bu sözlerle tarif etti. Artık değişmeye başladı. Hutamışgil'e sağlıklı zayıflamak için nasıl rejim yapılacağı da soruldu. Harvard Üniversitesi profesörü diyetin her kişide aynı etkiyi yapmadığının altını çizdi. Bir de diyet yani böyle herkesin uygulayıp da herkes de çok aynı etkileri üretebilecek kadar sabit bir şey değil. Genelde beslenmeyle ilgili bilim henüz diğer alanlardaki bilim düzeyini yakalamış vaziyette değil. Hala öngörülerimiz çok kaba. Ya benim için eşit değere sahip yani çok işte uzman bir diyetisyenin verdiği bilgiyle işte annemin söyledikleri arasında ben çok fark görmüyorum yani. Hutamışgil neden Türkiye'ye dönmediğini de anlattı. Harvard Üniversitesi'nde kalmayı neden tercih ettiğini açıkladı. Bilimle uğraşan bir insan için bizim tabii yapmak istediklerimiz birincisi herhangi bir kısıtlama olmadan zihinsel özgürlüklerimizi sonuna kadar kullanıp kafamıza gelen abuk subuk fikirleri dilediğimiz gibi takip edip ondan bir şeyler üretmek. Birincisi bu ortamın olduğu bir yer istiyoruz. İkincisi bu ortam yok mu Türkiye'de? Bence bu ortam henüz yok. Ve insan ömrü uzayacak mı? Hutamışgil insan ömrü tartışmasına da değindi. İnsanın maksimum yaşadığı süre uzamadı. Fakat maksimum süre yaşayan insan sayısı çok arttı. Yani hala işte 120 seneden fazla yaşayan bir insan kaydedilmemiş vaziyette yeryüzünde. Ama işte 100 senenin üzerinde yaşayan insan sayısı 100 katına çıkmış vaziyette.